Hızlandırılmış dünya tarihi kursundayız. Bugün Rusya hakkında konuşacağız. Yani bu arkadaştan tekrar bahsedeceğiz. Şimdiye kadar Rusya hakkında pek konuşmamıştık çünkü bu biraz karışık. Ayrıca Gavaryupa Ruski, üniversitede biraz Rusça öğrendiğim için yanlış telaffuza asla mahal vermeyeceğim bu sefer. Öğretmenim, öğretmenim neden Rusça ders aldınız çünkü Rus kızlara karşı neyse karıştırma. Ama neyse yine de bir sürü şey yanlış telaffuz edeceğim. <laughs> Bugün Rusya ile ilgili süre gelen klişelerden ve Rusya'nın büyük ölçüde Moğollar sayesinde nasıl bugünkü halini aldığından bahsedeceğiz. Moğolların Rus heyfetinden önce tam olarak neyin fethedildiğine bir bakalım. Rus İmparatorluğundan önce ve hatta Rus Krallığından önce Kiev Knezliği vardı. Kiev'in güçlü bir şehir devleti olduğunu biliyoruz ama onu kimin kurduğu hala bir tartışma konusu. Tarihçilerin çoğu Kiev'e ilk yerleşenlerin Karadeniz bölgesinden göçen Slavlar olduğuna inanıyor. Daha eski bir teoriye göre de Kiev'e ilk yerleşenler aslında Vikinglerdi. Buna göre Vikingler Din Yapan Nehri'nden Kiev'e gelip İzlanda ve Grönland'da kurdukları gibi bir ticaret karakolu kurdular. Bu harika bir fikir ama Rusça İsveççe'ye değil de daha çok Slav kökenli bir dile benziyor. Şimdi şimdi bir İsveçli ile bir Rus Kiev'e ilk kimin geldiği konusunda birbirlerini yiyecekler. E ee, i̇şte bakın seyredin. E, ee, görelim bakalım nasıl oluyormuş bu. Kiev был основан славянскими предками Руси. Ney, helt klart Kiev grundades av svenskana. Ticaret Kiev için çok önemliydi. Neredeyse bütün savaşları ticaret imtiyazları tanıyan anlaşmalarla bitti. Ayrıca kanunların çoğu ticaret üzerine düzenlenmişti. Kürk, Balmumu ve köleler. Rusların ticaretini yaptığı temel maddelerdi. Slav kelimesinin latince slave yani köle kelimesinden mi türeyip türemediği konusuna hiç girmeyeceğiz çünkü etimoloji savaşı daha da berbat bir konu. Ama evet Ruslar köle ticareti yaptılar. Ayrıca tarım da yaptılar. Toprakla olan yakınlığını sosyal statünüzü ve vergi yükünüzü belirliyordu. Eğer birçok köylü gibi vergi borcunuz biriktiyse bu durumda hayat hayatınızın geri kalanı boyunca ekip biçtiğiniz tarlaya ipotekleniyordunuz. Bu köleliğe benzer. Bu sosyal bir organizasyon modeli için uygun görülebilir. Ama işçi sınıfına uzunca bir süre yüklenirseniz komünist bir devrimle sonunuz gelebilir. Biraz fazla ileri gittim. Kiev hakkında birkaç şey daha var size anlatmam gereken. Birincisi yüce prens olarak anılan Kiev hükümdarı gelecekteki Rus krallıkları için örnek oldu. Ayrıca ilk yüce prensler çok can alıcı bir karar vererek Bizans Hristiyanlığına geçiş yaptılar. Bir efsaneye göre prens Vladimir Knezliği 10. yüzyılda Bizans Hristiyanlığına dönüştürdü. Söylentiye göre alkol Rusların neşesidir diyerek Hristiyanlığı İslam'a tercih etmiş çünkü alkol İslam'da yasak. Kiev Knezliği 1240'ta şu arkadaşların ortaya çıkışıyla yıkılıyor. Bu vakte kadar Knezlik yüzyıllar boyunca Hazarlar, Peçenekler ve Kumanlar gibi göçebelerle savaş halindeydi ve insanlar artık yorgun düşmüşlerdi. Bu da onları kolay hedef yaptı. Moğolların Rusya'da hüküm sürdükleri dönem Apanaj Rusya olarak da bilinir. Apanaj aslında prenslik anlamına geliyor ve bu dönemde birçok Rus prens topraklar üzerinde hakimiyet kurmak için birbirleriyle rekabet içindeydi. Bu durum politik istikrar ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyordu. Rusya tarihinde başka bir konu tekrar ortaya çıkacak. Bu arada tüm bunları Rusya olarak anlatıyorum ama eğer 13. yüzyılda böyle yapsaydınız insanlar size gülerdi. Rusya derken ne demek istiyorsun derlerdi. Ayrıca e, şu pantolonu nereden buldun ve bu dişler. Hmm, hmm, çok güzel kokuyorsun. Moğolların Rusya üzerindeki önemini anlamak için hadi gelin düşünce balonuna gidelim. Moğollar altın ordu devletini Rusya'da kurdular. Buna rağmen bölgenin daha önceki Kievler tarafından kurulmuş olan kurumları üzerinde uzun süreli bir etkileri olmadı. Bununla birlikte Kiev'in bulunduğu güneyden kuzey doğuya nüfusun yer değiştirmesine sebep oldular. İnsanlar daha çok Moğolların katliamından kaçıyorlardı ama şunu bilmek gerekir ki Moğolların yumuşak bir hükümdarlıkları vardı. Yurtlarında yaşamaktan ve kavga ettikleri bütün Rus prenslerden haraç almaktan gayet memnundular. Tüm prensler göreceli olarak özgürlüklerinin Moğolların hükümdarı olan Kağan tarafından tanınması karşılığında araç vermek zorundalardı. Ayrıca Ruslar arasından hükümdarları olan Yüce Prensi de Moğollar seçiyor. En önemlisi Moğollar Rusların Bizanslarla olan ilişkilerini kestiler ve daha da ötesi Avrupa'dan izole ettiler onları. Rusları ne Bizans'a ne Avrupalılara bıraktılar. Hatta Rusları kendilerine bile bırakmadılar. Aslında Moğolların içtikleri günahları cezalandırması için Tanrı tarafından gönderildiklerini düşünüyorlardı ve gerçekten Moğollardan nefret ediyorlardı. Aslında Moğollar Moskova'nın ön plana eğitilmesine yardımcı oldular. Böylelikle de burasının Rusya olduğu fikri ortaya çıktı. Tüm bunların yanında Napolyon, Hitler ve diğerleri yapamadığını yaptılar ve Rusya'yı kışın fethettiler. Teşekkürler düşünce balonu. Peki Moğollar Moskova ve onun prensliklerinin ileriye atılmalarına nasıl yardımcı oldular? Öncelikle Moskovalı prensleri birden fazla yüce prens olarak seçtiler. Daha da önemlisi Moskovalı prensler Kaan adına diğer prenslerden haraç toplama yetkisi kazanmıştı ya da daha doğrusu bunu satın almıştı. Düşününce bu oldukça karlı bir işti. Çünkü parayı Moğollara göndermeden önce bir kısmını cebe atabiliyorlardı. Böylece Moskovalı prensler epey zenginleşmişti. Hatta bu işte bayağı iyi olan prenslerden biri Ivan Kalita'ydı. Rusça bilgime güvenerek diyebilirim ki bu ismin tam karşılığı tam olarak karşılığı para babasıdır Rusça hocamın her zaman söylediği gibi oldukça yaratıcı bir çevirmenim. Tüm bu para Moskova'nın hükmünün yayılmasına ve diğer prenslikleri satın almasına yardımcı oldu. Ayrıca Moğollar onların düşmanlarına saldırarak da doğrudan onlara yardım ettiler. Üstüne üstlük Moskova dört nehrin kesiştiği bir bölgedeydi. Bu da onu ticarete çok avantajlı bir konuma getiriyordu. Moğollarla işbirliği yaptıkları için Moğollar onlara çok nadiren saldırıyorlardı. Böylece Moskova göreceli olarak çok daha güvenli olduğundan kiliseye bağlı olanlar da dahil birçok insan Moskova'ya taşındı. Metropolitan Peter'in 1325'te Moskova'ya yerleşmesiyle Moskova Doğu Ortodoks Kilisesi'nin merkezi oldu mesela. Bu sebeple Moskova'ların Moğolların yardımlaştıran düdüklerini düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. 14. yüzyılın ikinci yarısında Moğolların Rusya'da zayıflamasıyla Moskova prenslerinden Dimitri Donskoy Moğollara savaş açtı ve Rusya'da Kulikova Savaşı'nda Moğolları ilk kez bozguna uğrattı. Bu da gösteriyor ki Moğollar yenilmez değilmiş ki bu da imparatorluk ordusu için çok kötü bir şey. Ayrıca bu sefer Moskova'yı Rusların kahramanı yaptı. Bu durum Rusya'nın birleşmesi fikrini güçlendirdi. Aynen uzun zaman önce Perslerin Yunanlıların birleşmesine yardımcı olduğu gibi. E, kalkınmaya yardımcı olan diğer bir unsur da istikrardı. Bu da Moskovalıların büyük ölçüde şanslı olmasından kaynaklanıyordu. Moskovalı prenslerin genellikle erkek çocukları olmuştu ve bu da onların halef olmalarını olanak sağladı. Haleflik yarışındaki en büyük çekişme Vasili isimli iki kör arasında yaşandı. Şaka değil. Evet açık mektup zamanı gelmiş. <laughs> Vasili'den Vasili'ye açık mektup. Ama önce gizli bölmeye bakalım ne varmış. Aa, bu Grizzler sanırım Ruslar Moğollar aynen böyle görüyorlardı. Sevgili Vasililer 15. yüzyılda yaşanan Moskova İç Savaşı çok karmaşıktı ama sizin birbirinizi kör etmenizle olaylar doğa ulaştı. Öncelikle İç Savaşın galibi 2. Vasili Şaşı Vasili'yi kör etti. Çünkü Şaşı olmak yeterince kötü değildi. Bu da Şaşı Vasili'nin politik sonu oldu. Sonra Şaşı Vasili'nin kardeşi 2. Vasili bulup ben de seni kör edeceğim dedi. Herkes bu durumun 2. Vasili'nin de politik kariyerinin sonu olduğunu düşündü ama yanıldılar. Görünüşe göre kör olsanız bile Rusya'yı krallar gibi yönetebilirdiniz. Saygılarımla işte budur. Moskova'yı kalkındıran gerçek adam, Kör Vasili'den sonra Büyük Ivan olarak bilinen 3. Ivan yani o başa geçti. 3. İvan Rusya'nın Moğollardan bağımsızlığı ilan etti ve Kaan'a araç ödemeyi bıraktı. Tabii bu durum Kaan'ın 3. İvan'ı Yüce Prens ilan etmesinden sonra oldu. Sonra Ivan prenslikleri satın alarak, pazarlıklar yaparak ya da fethederek Moskova'nın gücüne güç kattı. Daha sonra İvan kendine bütün Rusların hükümdarı ilan etti ve son Bizans İmparatorunun yeğeniyle evlendi. E, bu da ona daha çok meşruiyet kazandırdı. Ayrıca Sezar anlamına gelen otokrat ve çar ünvanlarını aldı. Ivan ilk merkezi Rus devletini kurdu ve muhtemelen büyük büyük ünvanını bu şekilde hak etti. Burası durmak için iyi bir nokta çünkü başka türlü tarih boyunca Rusya ile özde seçmiş diktatörlük türünü anlayamayız. Hatta bu Putin'e kadar uzanır. Evet bugünkü Putin'e kadar uzanır. Aman tanrım şaka yapıyorum Putin. Sen seçimleri hiç iyiyle karıştırır mısın? Lütfen beni hapse tıktırma lütfen. Üçüncü İvan Moskova'nın gücünü pekiştirirken Rus yönetiminde vahşeti yatsınamaz bir süreç. E, bu sefer Moğollardan değil dördüncü İvan'dan geldi. 4. İvan korkunç İvan olarak da bilinir. 16 yaşında tahta çıktı ve 1533'ten 1584'e kadar başta kaldı. Şahlanan imparatorlukların ergenlere teslim edilmemesi için bir başka kanıt daha. İvan'ın saltanatı prensliğin sona ermesini ve Rusya'nın meşhur baskı rejiminin başlangıcını temsil eder. Buna rağmen başlangıçta yenilikçi bir liderdi genç bir kralken seçilmiş konsey isimli bir grup danışmanla çalıştı. Kulağa hoş geliyor. Ayrıca ilk kez temsilcilerden oluşan Yüce Divanı yani Zebski Sobor'u topladı. Bu divan kendinden 200 yıl sonra Fransa'da toplanan sınıflar meclisiyle benzerlikler gösterir. Ayrıca yeni teknoloji ürünü olan tüfekleri katarak orduyu ıslah etti. Saltanatın ikinci kısmında ise korkunç ünvanını aldı. Bu bakış açısına göre kötü veya dehşet verici anlamlarına gelebilir. Psikoloji tarihçileri Ivan'ın karısı Anastasya Romanov öldükten sonra işlerin inanılmaz derecede kötü gittiğini belirtiyorlar. Ya da çocukken hayvanlara işkence etmekten büyük zevk duyduğunu da söyleyebilirler. Ne olursa olsun Ivan soyluların gücünü kısmaya başladı. Artık eski prens ve toprak sahiplerine boyar deniyordu. Prenslik yönetimine ait son bağlantı olarak onlar kalmıştı. Ivan'ın ta tahttan çekilmesi gibi tuhaf bir olaydan sonra İvan Moskova'ya döndü. Bütün vatan hainlerini ve suçları kendisinin cezalandırma hakkına sahip olduğunu ilan etti. Bunu yapmak için de siyah elbiseleriyle siyah atlara binen ve görevleri çarın düşmanlarını yakalayıp yok etmek olan polis birliği Oprichnik'i kurdu. Bu arada Nazgul ve ruh emicilere de bir göz atmanızı öneririm. Böylece Rusya'nın ilk büyük temizliği oldu. İvan'ın saltanatının ikinci bölümünde bütün şehir yerle bir oldu. Aslında bu karşısında direnç olmayan bir iç savaştı. Bir tarihçi bunu sivil katliam olarak tanımladı. Sonunda 4. İvan Rusların üzerine mutlak bir hakimiyet kurdu. Ancak bunu terör ve gizli polis üzerinden yasaları askıya alarak başardı. Bu da Rus tarihinde yüzyıllarca yankılandı. Yani Vladimir Putin buna bir nokta koyana kadar demek istedim. Şu bakışlarından korktuğumu söylesem yalan olmaz. İşte burada Rus vahşiliği ve barbarlığının basma kalıp bir örneğini görüyoruz ama gerçek şu ki Avrupa'nın geri kalanında vahşilik ve gizli polisler konusunda bayağı bilgiliydi. Yüzyıllar boyunca Rusya Batı Avrupa tarafından hem Avrupalı olarak görüldü hem de Avrupalı değilmiş gibi. Bir başkası olmak iki kere baskı yaratıyordu çünkü aslında tam olarak da başkası değildiniz. Rus tarihindeki bu klişeleri gördükçe şunu da hatırlatmakta fayda var. Onlar hakkında barbarca gördüğünüz şeyleri onlar da sizin hakkınızda barbarca görüyorlar. İzlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.